Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Milliyetin Bakanlığı Mayıs ayındaki 2. LGS çalışma paketini yayınlamıştı. Şimdi sizlerle beraber bu pakette yer alan İzmir sorularının çözümlerini yapacağız. Detaylı bir şekilde soru çözümlerini yapacağımız için dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlerle birlikte bundan sonra diğer illerin soru çözümlerinde yapacağımız için derslerimizi kaçırmamak için ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda 29 Ocak 1921'de gelen Tevfik Paşa'nın telgrafı üzerine Mustafa Kemal'in yaptığı açıklama yer almaktadır. Saygıdeğer baylar, Tevfik Paşa ve hükümeti İstanbul ile Anadolu'nun birleşmesi için çalışmış olduğunu söylüyor. Doğrudur. Biz de bunun için çalışmaktaydık. Şu ayrımla ki Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu eskiden olduğu gibi İstanbul'a bağlamak ve tutsak etmek istiyorlardı. O İstanbul ki düşman kuvvetlerinin elinde bulunuyordu. Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul hükümetine bağlamaya çalışıyor. Öyle bir hükümete ki dünyada varlığına ses çıkarılmıyorsa düşman isteklerini kolaylaştırma, kolaylaştırmaya yarayacak nitelikte görüldüğü içinde. Şimdi metne göre yargılarından hangilerine hangisine ulaşılabilir diyor. 4 tane öncül vermiş bakalım hemen. İstanbul hükümeti ile Büyük Millet Meclisi beraber karar almaktadır. Beraber karar aldığıyla alakalı bir şey yok. Zaten bize bizi kendisine bağlamak istiyor dediği için bunun gerçekleşmeyeceğini biz buradan anlıyoruz. Anadolu İstanbul hükümetine bağlanırsa ulusal egemenlik gerçekleşmeyecektir. Doğrudur. Çünkü zaten son cümleden çok rahat bir şekilde bunu anlayabiliyorum ben. İstanbul hükümetinin varlığı düşmanları rahatsız etmektedir. Hayır Ankara hükümetinin varlığı düşmanları rahatsız etmektedir. Bu yanlıştır. Tevfik Paşa hükümeti Anadolu'nun isteği doğrultusunda hareket edecektir. Anadolu'nun isteği doğrultusunda hareket etmiyor. Padişah'ın isteği doğrultusunda hareket ediyor. 4 de yanlıştır. Doğru olan 2'nin olduğu 5 şıkkıdır. İkinci soru 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi kuruldu. Kurulan bu meclise birinci meclis denir. Milli Mücadele'nin idare merkezi Birinci Meclis olmuş ve savaş buradan yönetilmiştir. Meclisin özelliklerinden birisi de çalışmalarını güçler birliği ilkesiyle yapmasıdır. Böylece yasama, yürütme, yargı yetkileri meclise aitti. Arkadaşlar, şimdi soruda büyük ihtimalle şunu soracak. Okuyalım hemen. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kurulan ilk meclisin güçler birliği ilkesini benimsemiş olmasının nedenleri arasındadır? Hemen söyleyeyim. Zaten çok basit bir şey. Yasama, yürütme, yargıyı TBMM kendi elinde toplanmasının sebebi savaş döneminde hızlı karar alabilmek. Çünkü o dönemde kararların çok hızlı alın alınabilmesi gerekiyor. Yoksa öyle düşman bekleyin siz e karar alana kadar biz bekleyelim demez tabii ki de. Bunun için de hızlı karar almak için güçler birliğini kullanıyorlar. Şıklara baktığımız zaman hızlı karar almak zaten bir tek D şıkkında var. Bu cümleyi görürseniz yasama yürütme yargı tek elde toplanıyor. Bunun nedeni nedir? Hızlı karar almaktır. Diğerleri olamaz cevabımız D şıkkıdır. 3. soru. Aşağıda 1. Dünya Savaşı'na katılan bazı devlet liderlerinin konuşmalarından bölümler yer almaktadır. İtalya Kralı Emanuella, Vittoria Emanuella demiş ki biz de Almanya gibi sömürgecilik yarışına sonradan katıldık. İngiltere ve Fransa da bu sebeple bize karşı cephe aldı. Bakın kim katılmış? İtalya sömürgecilik yarışına katılmış. Alman İmparatoru Wilhelm ne demiş? Bakalım. Alsas-Toren kömür havzasının hakimiyeti konusunda Fransa ile sorun yaşıyoruz. Sanayimizi tamamlamak için sömürgecilik yarışına biz de katıldık. Yine sömürgecilik var. Rus Çarı 2. Nikolay ne demiş? Panslavizm politikası ile Balkanlarda karışıklık çıkardık. Sıcak denizlere inebilmek için de İstanbul ve boğazlara hakim olmak istiyoruz. Demek ki Osmanlı Devleti üzerinde amaçları var Rusya'nın doğru mu? Buna da ulaştık. Fransa Cumhurbaşkanı Poinker ne demiş? Ülkemizde ortaya çıkan milliyetçilik akımı çok uluslu devletlerin dağılmasını etkili olmuştur. Şimdi... Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasında genel ve özel sebepler etkili olmuştur. Genel sebepler tüm dünyada etkili olurken özel sebepler bir veya birkaç ülkeyle sınırlı kalmıştır. Bu durumda yukarıdaki e, yukarıdaki hangi ülke liderinin konuşmasında Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olan genel sebeplerden biridir. Bakın genel sebepler dünyanın tamamını ilgilendiren. Şimdi baktığımız zaman... Dünyanın tamamını ilgilendiren sebeplere baktığımız zaman Vittoria Emanuele yani İtalya kralı kendilerine has bir şey söylemiş. Sömürgeciliğe biz de katıldık dedi. Yani yani bu özel sebeptir. Fransa ile Almanya arasındaki alsace loren bölgesi sorunu özel sebeptir. Panslavizm, sıcak denizlere inmek, İstanbul Çanakkale Boğazlarını almak özel sebeptir ama milliyetçilik akımı tüm dünyayı etkilemiştir. Dünya savaşının genel nedenlerinden bir tanesi de Cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü soru Mustafa Kemal milli mücadele ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Samsun'a gitmiş. Oradaki çalışmaları tamamladıktan sonra Havza'ya geçerek Havza genelgesini yayınlamıştır. Havza genelgesinin maddelerinden hangileri Mondros ateşkesinin 7. maddesinin uygulanmasını önlemeye yönelik olduğu söylenebilir. Öncelikle 7. maddeyi burada bilmeniz gerekiyor. Neydi 7. madde? İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikeye sokan herhangi bir noktayı işgal edebilecek. Bakın bu adamlar bu maddeyi koymakla Anadolu'da ne yapacaklar? Kolay kolay işgal yapacaklar. Amaçları bu. Ne diyecekler? Bakın işte diyelim ki Ankara'da karışıklık çıktı. Biz burayı işgal ediyoruz diyecekler. Çıkmasa bile bunu söyleyecekler. Yani aslında adamlar işgallere Hukuki bir zemin hazırlıyorlar. Havza genelgesindeki hangi madde bu maddenin e, uygulanmasını önlemeye yöneliktir? Hemen sizlerle beraber şıklarımıza, öncülerimize bir bakalım. İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri temsilcilerine telgraf çekilerek protesto edilmelidir. Bu telgraf çekmek bu 7. maddenin uygulamasını önlemeye yönelik değildir. Bu milli bilinçle alakalıdır. Aynı şekilde miting yapmak da milli bilinçle alakalıdır. Yani 1-2 olamaz. 1-2 olanı siliyorum. öncülü sorularda ne yapıyorduk? Eleyerek gidiyorduk böyle. 1-2'yi ulaşamadım. Bana söylenebilir soruyor. A gitti, B gitti, D gitti. Zaten cevap çıktı. Mitingler esnasında düzenin korunmasına dikkat edilmeli, Hristiyan halka karşı saldırıda bulunulmamalı ve düşmanca tavır sergilenilmemelidir. Çünkü neden? Eğer bunu yaparsak adamlar 7. maddeyi bahane göstererek işgal edebilirler. İşte bu madde 7. maddenin uygulanmasını engellemek içindir. Cevabımız C şıkkıdır. 5. soru Burada yukarıda 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin durumu ile ilgili verilen bilgiler, verilenler aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir diyor. Osmanlı Devleti Balkanlar üzerindeki hakimiyetini kaybetmiştir. Şimdi Balkanlar üzerindeki hakimiyeti kaybetmek demek toprak kaybetmek, gücünü kaybetmek demek olduğu için siyasiye girer. Zaten Balkanlarda yaşayan binlerce Türk Anadolu'ya göç etmiştir. İnsanların bir yerden bir yere hareket etmesi ya da toplumla alakalı şeyler sosyale girer. Cevabımız D şıkkıdır. Altın soru. Sevr Anlaşması Osmanlı Devleti'nin imzaladığı bir anlaşmadır. Anlaşma imzalanmadan önce Osmanlı Mevzusan Meclisi dağıtılmıştı. Çünkü niye? Biz Misak-ı kabul etmiştik değil mi? O yüzden kabul ettiğimiz için Misak-ı Milli kabul edildiği için burada e, itilaflar gelip İstanbul'u işgal ediyorlar ve meclisi kapatıyorlar. Anlaşmanın imzalandığı sırada ise yürürlükte olan kanuni esasiye göre, burası çok önemli, barış anlaşmasının uygulanması için meclisin onayından geçmesi gerekir. Bu anlaşma ile Osmanlı toprakları paylaşılmış, ekonomisi itilaf devletlerinin kontrolüne geçmiş, ordusu satılmış, devlet ve millet kavramları yok sayılmıştı. Anadolu'da büyük tepkilere neden olan Sevr Anlaşması halkın Büyük Millet Meclisi liderliğindeki direnişi karşısında yürürle konulamamıştır. Şimdi yukarıdaki metne göre Sevr Anlaşması ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Bakın söylenemez soruyor bana. Hukuken geçersizdir. Doğru. Niye geçersiz? Osmanlı'da bir anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Kimin imzalaması gerekiyor? Mebusan Meclisi'nin. Peki Mebusan Meclisi açık mı? Hayır. Dağıtılmıştı değil mi? Demek ki biz imzalayamadıysak hukuken geçersizdir. Buna ulaştım. Ama bana söylenemez soruyor. Halkın direnişi karşısında uygulanamamıştır. Evet bu da doğrudur. Bakın ne, son cümlede ne söylüyor? Halkın TBMM liderliğindeki direniş karşısında yürürlüğe konulamamıştır. Demek ki uygulanamamış. B'ye de rahatlıkla ulaştım. Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmadığı için geçersiz sayılmıştır. Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Milli iradeye ters düşen bir anlaşmadır. Kesinlikle doğrudur. Söylenemez olan C şıkkıdır. 7. soru. Günümüzde şehrin en merkezi yerinde bulunan Maraş Kalesi'nin alt kısmına yazılı olan yukarıdaki söz Milli Mücadele döneminde Maraş halkı tarafından söylenmiştir. Neymiş bu söz? Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz. Yani biz kesinlikle Maraş'ı düşmana teslim etmeyeceğiz. Gerekirse kanımızın son damlasına kadar savaşıp öleceğiz demişler. Bu durum milli mücadele döneminde Maraş halkı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Topraklarını savunmaya kararlıdır kesinlikle. Bakın gerekirse mezara gireceğiz demişler. Düşman karşısında teslimiyetçidir. Kesinlikle teslimiyetçi değillerdir. Gerekirse ölürüz diyorlar vatan için diyorlar. Teslimiyetçilik bu kişilerin özelliği değildir. Vatanperver yani vatanını seven bir durum tutum sergilemişlerdir. Doğru esarete esirliğe karşı çıkmışlardır. Doğrudur. Burada söylenemez olan B şıkkıdır. 8. soruya geliyoruz. Mustafa Kemal 1913 yılında askeri elçi olarak Sofya'da atandı. Sofya'da o sıralarda Batı'ya ait yaşam tarzı hakimdi. Burada görev o, görevde olduğu sırada bu yaşam tarzının modern kısımlarını çok yakından takip etti. İnsanların yaşayış biçimlerinde yer alan çağdaş özellikleri gözlemleyerek Türk toplumunun ileride çağdaşlaşması için neler yapabileceği konusunda düşündü. Mustafa Kemal'in Sofya'da çağdaş yaşam biçimini gözlemlemesi aşağıdaki hangi özelliği ile ilişkilidir? Bakın çağdaş yaşam demek yenilikçi olmasıyla alakalıdır. Yenilikçilik de ne demektir? Doğal olarak inkılapçılıktır. Diğerler olamayacağı için cevabımız B şıkkıdır. 9. soru. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasının ardından itilaf devletleri kendi çıkarlarına uygun olarak hazırladıkları barış anlaşması metinlerini Osmanlı Devleti'nin Osmanlı'nın kabul etmesi için dayattılar. Bu anlaşma metni Osmanlı Devleti'nin sonunu getirecek maddeleri içeriyordu. Ancak bu maddeleri kabul etmek dışında çağrı olmadığını düşünen Padişah ve Saltanat Şurası Sevr Barış Anlaşması'nı kabul etti ve heyet göndererek imzalattı. Tüm bunlar olurken Mustafa Kemal anlaşmanın kesinlikle imzalanmamasını istemiştir. Bu anlaşma imzalandıktan sonra da meclis ve millet tarafından reddedilmesi gerektiğini söylemiştir. Şimdi Mustafa Kemal'in bu anlaşmayı reddetmesinde durumlarından hangileri sebep olarak gösterilebilir? Hemen bakalım. Anlaşmayı imzalamaya Mustafa Kemal veya ona bağlı bir heyetin çağrılmamış olması. Mustafa Kemal zaten Sevr Anlaşması'nı direkt reddediyor. Biz bunu kabul etmeyiz, imzalamayız diyor. Niye e, böyle bir tribe girsin ki değil mi? Yani biz gitmedik, biz imzalamadık diye küsecek biri değil zaten Mustafa Kemal. Burada bağımsızlıktan yana olmayan bir madde var. Yani Sevr Barış Anlaşması bizi tamamen esir alan anlaşma. Bu yüzden kabul etmiyor. Bakın bu yanlıştır. O zaman bir olanı silerim. Bakın gösterilebilir soruyor. Ben bire ulaşamam. Bir olanı silerim öncülü soruda. A gitti, B gitti, D gitti. Bakın kesin emin olduğumu sildim. Cevabım çıktı. Cevap demek ki 2 ve 3'müş. Anlaşmanın maddeleri ile vatan topraklarının ihtilaf dili tarafından paylaşılmış olması işte bu anlaşmayı Mustafa Kemal'in reddetmesinin sebebidir. Doğrudur. Anlaşma ile Türk milletinin bağımsızlığını tamamen yok saymak istenmesi bu da doğrudur. Bağımsızlığımızı yok saymak istiyorlar. Cevabımız 2-3'ün olduğu C şıkkıdır. 10. soru. Sakarya Savaşı sırasında Yunan ordusu ile Türk ordusu Sakarya Liman doğusunda karşı karşıya gelmiştir. Savaşta sıcak çatışmaların en yoğun yaşandığı sıralarda Mustafa Kemal'in hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır şeklindeki saldırı emri Türk ordusunun savaşı kazanmasına etkili olmuştur. Bu emir onun askeri dehasını gösterir. Devam ediyorum. Bu emir savaş sırasında uygulanan yeni bir taktik emri olarak da savaş tarihine geçmiştir. Savaşın kazanan tarafı belli olmaya ve Yunanlar geri çekilmeye başlamıştır. İlerleyen günlerde Yunan ordusu tamamen Sakarya Irmağının batısına çekilmesiyle savaş zaferle sonuçlanmış. Yani biz kazanmışız. Buna göre Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında Mustafa Kemal'in rolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi hemen bakalım. Savaşın kritik anlarında stratejik hamleler ile çözüm üretebilmiş. Doğrudur. Zaten buna ulaşıyoruz. Yani neredeyse savaş en yoğun yaşandığı dönem kritik bir zamanda stratejik bir e, taktik değişikliği yapıyor ve çözüm üretebiliyor. Demek ki buna ulaşabilirim. Diğerlerine de bakalım. Türk ordusu sayıca daha fazla olduğunun farkında olması. Türk ordusunun sayıca fazla olduğu ile alakalı bilgi var mı? Yok. Demek ki buna ulaşamam. Yunan ordusunun askeri donanım bakımından daha zayıf olduğunu bilmesi. Böyle bir şey söz konusu zaten değil. Savaş taktiklerinde askerlerinin önerilerine uygulaması. Askerlerin önerilerini değil. Bu emir tamamen kendinin bir önerisidir. Söylenebilir sorduğu için cevabımız aşıkkıdır. 11. soru. Metinde anlatılmak istenen durumu aşağıdaki Erzurum Kongresi'nde alınan kararların hangisi destekler? Şimdi metni bir okuyalım. Temel ilke Türk ulusunun onurlu ve şerefi bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Nedenle zengin ve gönenmiş olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir ulus uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan öteye gidemez. Yani ne kadar gelişmiş olursanız olun bağımsız değilseniz kölesinizdir. Bunu söylüyor. Bak son cim, e, çizdiğim cümlede bunu söylüyor. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kolaycılığını istemek insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Yani bir devletin himayesine de girmeyeceğiz. Eğer girersek de yoksunuz, güçsüzüz, beceriksiziz. Bunu kanıtlamış oluyoruz diyor. Şimdi baktığımız zaman Erzurum Kongresi'nde alınan kararların hangisi? Yukarıdaki anlatılanları destekler diyor. Biz Erzurum'da ne demiştik? manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez cümlesiyle hiçbir devletin koruyuculuğunu ve kollayıcılığını istemiyoruz. Tam bağımsızlığı istiyoruz demiştik değil mi? Demek ki manda ve himaye kabul edilemez cümlesi tam bağımsızlıkla alakalı olduğu için bu durumla destekler niteliktedir. Bakıyorum hangisinde var? İkinci öncülümüzde var. O zaman diğerleri olamaz zaten. Cevabımız B şıkkıdır. 12. soru. Mustafa Kemal'in okul çağı geldiğinde annesi Zübeyde Hanım onun klasik eğitim sisteminde eğitim veren mahalle mektebine gitmesini isterken babası Ali Rıza Efendi ise yeni açılan ve batı tipi eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu'na gitmesini istemişti. Mustafa Kemal ilk olarak annesinin isteği doğrultusunda mahalle mektebine gönderilmiş, daha sonra da babasının isteği üzerine Şemsi Efendi İlkokulu'na gönderilerek eğitim hayatına bu okulda devam etmiştir. Yukarıdaki metne göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Şimdi metni dikkatlice okuduk, hangilerine ulaşabileceğiz bakalım. Osmanlı Devleti'nde farklı türde eğitim veren okullar mevcuttur. Kesinlikle doğru. Bakın, aynı anda hem klasik hem de Batı tipinde eğitim veren okul varsa demek ki farklı türde okul türleri vardır. 1'e ulaşırım. 1 olmayanı sildim. C şıkkından kurtuldum. Mustafa Kemal, anne ve babası onun okula onun gideceği okul konusunda fikir ayrılığı yaşamış. Annesi mahalle mektebine, babası Şemsi Efendi'ye demek ki fikir ayrılığı yaşamışlar. 2 de doğrudur. Olmayanı da sildim. A da gitti. Ya B ya D. Mustafa Kemal'in annesi ve babası birbirlerinin görüşlerine değer vermişlerdir. Buna da ulaşırım. Nereden anlıyorum? Bakın, önce annesini kırmayarak mahalle mektebine gönderilmiş. Sonra da babasının isteğiyle Şemsi Efendi'ye göndermiş. Demek ki birbirlerinin görüşlerine değer veriyorlar. Bunu da çok rahatlıkla anlıyorum. Cevabımız Denizli'dir. 13. soru. Aşağıdaki tabloda Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Türk ordusunun ve Yunan ordusunun kaynakları verilmiştir. Şimdi bakın tablo sorusu geldi. Tablo sorusunda tabloyu yorumluyorum. Ekstra hiçbir şey katmıyorum. Eğer katarsam yanlış yaparım. Tabloda ne varsa onları yorumluyorum. Şimdi Asker sayısı er sayısına baktığım zaman Türk ordusu 96 bin, Yunan ordusu 120 bin, bizden üstünler. Tüfek sayısında bizden üstünler. Makinalı tüfek sayısında bizden kat kat üstünler. Top sayısında bizden üstünler, kamyon sayısında bizden üstünler, uçak sayısında bizden üstünler. Yani Yunanlar bizden her türlü üstün bu sayı, bu tabloya göre Sakarya Savaşı'na. Şimdi tablodaki verilere göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım Yunan ordusu askeri donanım bakımından Türk ordusundan daha güçlüdür. Kesinlikle doğru buna ulaştım zaten. Bir olmayanı sildim C şıkkından kurtuldum. Türk ordusunun silah gücü Yunan silah gücünden daha fazladır. Hayır bakın tüfek sayısına ve makinalı tüfek sayısına baktığımız zaman hatta top sayısına da bakarsanız hepsinde Yunanlar daha üstün. Doğru mu? Evet. Demek ki 2 yanlış. 2 olanı siliyorum. B gitti. Ee, zaten şunu da silmiştik. A ile D şıkkı arasında kaldı. Türk ordusu ve Yunan ordusu aynı vurucu güce sahiptir. Aynı olabilmesi için sayıların hemen hemen aynı olması gerekir. Sayılar da zaten Yunanlar bizden kat kat üstün. Demek ki aynı değildir. 3'e de ulaşamam. Doğru cevabım yalnız birinin olduğu A şıkkıdır. Geldik İzmir sorularının sonuncusuna. Aşağıda Aydın ve çevresinde Yunan işgaline karşı Kuvayi Milliye Birlikleri'nin başına bulunan Yörük Aliyefe ile milli mücadele sonrasında yapılan bir röportajdan alınan açıklama verilmiştir. Şimdi bakalım Yörük Aliyefe ne demiş? Bazı kimseler savaş zamanında yapılan işlerin birçoğunu bana ve başkalarına mal ederler. Bu yanlıştır. Bir kişinin, beş kişinin böyle bir büyük davalara ne hem ne ehemmiyeti olur ki, ne önemi olur ki? Gönlünde vatan muhabbeti taşıyan her vatansever o günlerde bizim gibi düşünmüş, bizim gibi duymuş, sonra da bizimle beraber olmuştur. Yani Yörük Ali Efendi ne diyor? Bu başarı sadece birkaç kişinin ya da birkaç grubun başarısı değil, tüm milletin başarısıdır diyor. Yani birlikte başardık diyor. Milli mukavemete aslan payını kendisine kendine ayırmakta hata vardır. Yani milli direnişte aslan payını yani asıl gücü kendisine ayırmakta hatalı olur insanlar diyor. Bir elin şamatası olur mu ki demiş. Yörük Ali Efendi yukarıdaki Yunanlı, yukarıda Yunanların işgali sonrası yaptığı açıklama ile ilgili hangisi söylenebilir diyor. Şimdi bakalım ön saflarda savaşmıştır. Buradaki bu açıklamadan buna ulaşamam az sayıda birlikte büyük başarı elde etmiştir. Yine açıklamadan buna ulaşamam. Direniş birlik ve beraberlikle gerçekleşmiştir. Ne diyor? Bir kişinin, beş kişinin böyle bir davada önemi yoktur. Hep birlikte yapmışız diyor. Bakın beraber ol yapmışız diyor. Demek ki buna ulaşabilirim. Elde edilen başarı kendine mal etmiş. Hayır tam aksi kendine mal etmemiş. Halka mal etmiş. Hep birlikte başardık demiş. Söylenebilen C şıkkıdır. Evet arkadaşlar sizlerle beraber Mayıs ayı ikinci pakette yer alan İzmir sorularını çözdük. Bundan sonra da diğer illerin soru çözümleri gelecek. O derslerimizi kaçırmamak ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.